Değerli dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Televizyon program, televizyon, medya, yazılı, görsel basın ve aile hayatı üzerindeki olumsuz etkileri. Psikoterapistimizden konuştuk, diksiyon ve Türkçe uzmanımızdan görüştük ve şu anda da yıllarını çocuk medyası üzerine vermiş, çocuk medyası, çocuklarla ilgili programlar yapan, kitaplar yazan, karikatürler çizen çok değerli bir üstadımız, ustamız Demirhan Kadıoğlu ve Davut Şahin yazar olarak Mahlası. Evet. Aynen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ediyorum. Ben bir şey söyleyeceğim size. Buyurun. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Bunları da getirdiniz. Şimdi benim çocukluğumuzun kitapları. Yani şöyle tutayım. Çocukluğumuzun kitapları. Kaptan Swing. Kaptan Swing. Texas Tom Mix. Temel Bunlar. Reis. Bunlar gene bu Temel Reis. Gene biraz en azından evet. Adı Türkçe. Bunlar. Peki. Ve Can Kardeş, Mahsu, evet. Türkiye Çocuk ve diğerleri. Evet. Ne farkınız var? Farkımız şu. Mesela az önce elinizde tuttuğunuz kitaplardan bir tanesi Temel Reis. Çok masum gibi görünen bir çizgi roman albümü. Çocukluğumuzun okuduğu dönemlerde hatırlıyorum. Halen daha çizgi filmleri yayınlanıyor. Çizgi filmleri halen yayınlanıyor. Özellikle televizyonlarda ıspanakla ilgili demir eksikliğine iyi gelen bir madde konusunda iyi geldiği söyleniyor. Ben bir sahne göstereceğim, onu arıyorum da. çok masum gibi görünen bir çizgi roman albümünde ne yazık ki bar sahnesi var. Onu keşke işaretleseydim. O bar sahnesinde gördüğünüz gibi mesela şurada içkili bir ortamı bize hatırlatan sahne var. Bu Temel Reis karakteri ne yazık ki hala çizgi film olarak televizyon kanallarında gösteriliyor. Farkımız şu. Evet. Mahsun karakteriyle. Bakın sarık, şalvar, kılıç ve masal hikayeleriyle, özellikle masal tadında olan bölümleriyle çocuklara kendi özümüzü anlatıyoruz. Biz burada bar sahnesi göstermiyoruz. Biz burada tarihimizi sevdiriyoruz. Biz burada küçük karakterde ayet-i kerimeler okutturuyoruz. Dinimizi öğretiyoruz. Bakın mesela burada namaz kıldırıyoruz. Evet, mücadele ediyor, abdest alıyor, namaz kılıyor ve ayet-i kerimeler okuyor. Mesela yine göstereyim şurada. Özellikle bir sahnesi daha vardı. Evet. Şurada. Künu lillah, ya Allah diyor. Yani bu Allah için olunuz ayet-i kerimesini hikayemizin içinde eriterek veriyoruz. Yani şunu diyorsunuz. Farkımız bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de şunu diyorsunuz. Biz özenti veya başka kültürü değil. Evet. Kendi dinimizi, kendi örfümüzü, kendi kültürümüzü, kendi geleneğimizi anlatıyoruz. Aynen. Dikkat edin. Evet. Mesela sizin jenerasyonla benim jenerasyon neredeyse aynı. Değil mi? Biz aynı kitaplarla... değil. Ben sizden 20 yaş ufağım. Teşekkür ederim. Evet hocam. Biz bu kitaplarla büyüdük. Evet. Bu çizgi romanlarla büyüdük. Texas Tom Hicks. Ben de çocukluğumda dayak da yemişimdir bundan. Hepimiz dayak yedik. Evet. Kulaklarımdan uzadığını biliyorum. Öğretmenim kitap arasından okuduğumu, evet, yakaladı. Bu kitaplar çok zararlı, okuma dedi. Tabii zararlı olma unsuru doğru. Çünkü batılı anlamda bize dayatılan bir kültür vardı. Evet. Bu kültür bize zararlıydı ama biz bu kültürle yoğrulduk. Neden çocuklarımız bu kültürle yoğrulsun? Allah'tan belli bir şuura erdik ki bu şuurdan sonra kendi çalışmalarımızı ortaya koyarak hem farkımızı ortaya koyuyoruz hem de çocuklarımız bizim düştüğümüz duruma düşmesin dedik. Yani şu el altından gizlice müteşenliğin yanı sıra, evet, şiddetin yanı sıra bir de
Hristiyanlık veya Yahudilik kültürü veya onların bize empoze etmek daha istedikleri. Daha kötüsü evet. İnançsızlık propagandası evet. yapılıyor. Yani mesela bir dine dayalı propaganda olur, onu anlarız. Ama yani ehli kitaptır nihayetinde ama dinsizlik propagandası yayılıyor maalesef. Bugünkü yayınlarda, çizgi romanlarda bu var. Mesela işte Amerikan popüler kültürün bize dayattığı çizgi roman kültürüne bakın. Ya şimdi Superman, evet. Örümcek Adam, Batman bunlar aslında bize inançsızlık kültürünü yayıyorlar. Nasıl yayıyorlar? Kendi süper güçlerini ortaya koyarak aslında uluhiyet noktasında şirk koşuyorlar. Bunu açıkça konuşmak lazım. Yani Superman o her şeyi görebiliyor, ediyor. Yani her şeye çare oluyor tabii. Ama nedense Superman kedinin, ağacın üstündeki kediye yardım ediyor da Ortadoğu sorununa el atmıyor Superman. Bırakın Ortadoğu'nun herhangi bir Afrika sorununa bile el attığını görmedim. Spider-Man yani bir pizzacıya yardım ediyor da neden dediğiniz gibi Afrika'nın o açlık ve sefalet durumuna yardım etmiyor? Hayır, Amerika'da bile sokak insanlarına ben onların sizden görüşeceğim konuyu evet. aldıktan sonra ben kitapları da bir inceledim. Hiçbirinde şu yok. Amerika'daki yani sokakta yatan, sokakta kalan evsizlerin hiçbiri bu konularla ilgili değil. Evet. Yani bir de süper kahramanlar hep Amerika'dan çıkıyor. Neden Türkiye'den çıkmıyor? İşte bizim süper kahramanımız bunlar. Peki. Süper kahramanımız sarıktır, attır, silahtır, imandır, inançtır. Bizim süper kahramanımız. Peki var. Şunu söyleyeyim. Can Kardeş dergisi vardı. Evet. evet. Hala yayınla devam ediyor. Yok. O dönemlere de vardı anlamında söylüyorum. Anladım. Evet. Can Kardeş toplumumuzun yani Türk çocuğunun, Türk gencinin ahlaklı olması, üretmesi, bilime hep bunlarla ilgiliydi. Ama bir bakardım ki veya o zamanki satışlara bakıyorum. Bir işte dediğiniz gibi Batman'in bir Zagor'un bilmem ne satışıyla Can Kardeş'in satışının arasında dağlar kadar fark var. Evet. Ve evet. bunu da maalesef aileler de özendiriyordu. Yani şimdi bir bizim de bir kahramanlarımız çıkarttık şeyde Tarkan, Karaoğlan. Ama bunlara baktım, evet. Karamurat. Bunlarda bile savaşırken aile yaşantısı olarak veya gelen işte örf adet olarak bize uygun değiller. Değil. Hep müsteşenliğe. Mesela destek. Kara Murat değil mi? Evet. Belli bir dönem ergenlerin çok gözde bir dergisiydi. Çünkü çok açık saçık. Açık ve saçık var. Ve Kara Murat Fatih'in fedaisi diye geçiyor. Bakın algıya bakın. Fatih'in fedaisi. Kara Murat ne yapıyor? Sarayda kız peşinde koşuyor. Bizans'ta bütün kızları tavlamıştı diye geçiyordu. Neredeyse. Allah muhafaza. Şimdi bir de Fatih'in fedaisi olarak geçiyor. Yani bir tarihimizde Kara Murat diye bir kişilik var ama böyle bir Kara Murat yok. Veya bir Malkoçoğlu var ama böyle bir Malkoçoğlu yok. Tamamen yani, örf adetlerden bakıyorsunuz olur. Kıyafetleri bile Avrupa'yı kıyafet. Bugün popüler kanallarda Kara Murat serisini görüyorsunuz. Cüneyt Arkın'ın. Çok saygı duyuyorum kendisine. Gerçekten kendisiyle de özel bir söyleşi yapmıştım. O kıyafetler bile bize uygun değil. Yani kuru kuruya hamasi bir iki cümleyle Kara Murat olunmuyor. Tarihimizi tam anlatmak gerekiyor. Kıyafetiyle, edebiyle, duruşuyla. Bugün bile mesela işte Muhteşem Süleyman diye abidik gubidik bir şey çektiler. Kösem Sultan. Ya televizyonların aslında bize bıraktığı tahribatı görebiliyor musunuz? Ya şu var. Özür dilerim Demirhan Bey. Ben her zaman bunu dile getiriyorum. Buyurun. Ya oradaki Kösem Sultan veya diğer sultanlar ya o dönemin İngiltere, Fransa veya Almanya veya Avustralya özür dilerim hanedanlarında dahi o kadar dekolte açık giyinen kadın yoktu. Yok, yok evet. Aslında o günün tarihine baktığınızda o günün kostümlerine de bakın. O dönem dediğiniz gibi aslında kadının başını açması ayıp sayılıyordu. Kadının dışarıda olması ayıp sayılıyordu. Avrupa'da yani Orta Çağ döneminden bahsetmiş olursak kadının kendi varlığı bile ayıp sayılıyordu. Evet.
Bizim dönemimize bakın, Osmanlı veya işte İslami tarihe baktığınızda kadın en üsttedir, kadın değerlidir. Yani müstehcenlik noktasına baktığınızda o dönemin kostümlerinden de anlaşılacağı üzere erkeklerin yani sakalsız bıyıksız olması bile ayıp sayılırdı. Bakıyorsunuz şimdi çevrilen Kösem Sultan filmi dizisine yani... Ya şimdi bırakın... çok farklı bir çok karakter farklı. Peki ben şunu söylemek istiyorum. Burada amaç bize tarihimizi mi öğretmek, tarihimizi mi kötülettirmek? Veya tarihimizden bizi kopartmak mı, uzaklaştırmak mı? Yani tarihimizi perdelemek diyelim. Çünkü evet koparmak ama nasıl bir tarih istiyoruz? Biz aslında bir talebimiz var mı? Gerçekten bir Osmanlı tarihini istiyor muyuz? Böyle bir talebimiz var mı öğrenmek noktasında? Yoksa bu diziler veya filmler elbet olacak. Ama bizim bu noktada şuurumuz hangi seviyede, hangi derecede? Yani elbette koparılmak isteniyor. O zaman biz ne yapacağız? Araştıracağız, bulacağız. Sosyal medya, internet böyle bir nimet varken ki bunu nimet olarak da görebiliriz. Bu nimeti bir şekilde bilgi deposunu bir şekilde kendimize yontarak öğrenme imkanına sahip olabiliriz. Tarihi kitap okuma noktasında madem bu kadar tembeliz ki okuma noktasında seviyelerimiz zaten yerlerde sürünüyor yani normal olarak. Ama hiç olmazsa interneti takip ederek bir soru aklımıza geliyorsa bu noktada Osmanlı tarihini, bu noktada Kösem Sultan'ı, bu noktada Muhteşem Süleyman diye sorularla arama motorlarına girip öğrenebiliriz. Yani olumsuzu olumlu hale getirme şansımız var, imkanımız var. Ya, Muhteşem Süleyman zaten muhteşemliğini saray entrikalarından değil, kanunlarıyla veya ilme, Avrupa'ya verdiği adaletiyle sağladı. Evet. Yani şimdi muhteşemliğe bakıyorsunuz ama sadece ve sadece cariyelerin veya hanımlarının elinde onların bir nevi kuklası gibi gösterilen bir padişah. Evet, evet. Yani ben bu değilim. Özür dilerim bir şey daha ekleyeceğim. Onu da cevabını aklıma istiyorum. Aklıma gelmişken evet söyledim. Şey dinamik program konumuz psikoterapist şöyle bir şey demişti. Yalnız dedi bizde bir hata var dedi. Biz tarihimizi çok seviyoruz ama dedi tarihimizde bir şiddet olduğu zaman, kanlı bir olay olduğu zaman, savaş oldu mu onu alkışlıyoruz. Ama başka bir dizide, başka bir şeyde olduğu zaman onu şiddet olarak görüyoruz. Bunu da cevaplarsanız. Evet şöyle, işgal farklıdır, fetih farklıdır. Şimdi Avrupalıların tarihine baktığınızda, Batı'nın tarihinde... Hayır, şiddet sahneleri. Tamam, onu ben o noktaya gelecektim. Batı'nın tarihine baktığınızda hep işgal var. Yağma var, vandallık var. Osmanlı tarihine bakın, fetih vardır. Daha geçenlerde bir tarihçi itiraf etmişti. Eğer Osmanlılar gerçekten işgalci olsaydı, bugün birçok ülkenin dili, resmi dili Türkçe olurdu. Veya öyle halen ki, bizde kalırdı. Tabii. Dolayısıyla Osmanlılar fethederdi, işgal etmezdi. Bizim bu noktada tarihi anekdotlara baktığımızda savaşımız bile çok adaletliydi. Yani yiğitlik diye bir şey vardı mesela. Kara Murat ifadesi. Kara nereden gelir? Yiğitlikten gelir. Şeyden değil, yüzünün karalığı veya yüzünün karalığından değil, o bir mecazdır. Evet. Tarihimizin yani kodlarımıza işlemiş bu. Şey bile özür dilerim. Bizanslılar bile İstanbul Fethi döneminde demedi mi ki Venedik Katolik Serpuşunu tercih edeceğime Osmanlı sarığını tercih ederim diyor. Yani o dönemi düşünün o günün şartlarına göre gerçekten şimdiki şartlarla Osmanlı tarihi değerlendirilemez. Mesele o zaten. Şiddet diyoruz. Şimdi aslında televizyon programlarıyla ilgili konuştunuz. Biraz o noktaya gelelim. Televizyon programlarında Amerikan dizilerinin %90'ı polisiyedir. Evet. Çünkü şiddet unsuru çok yüksektir. Ve polisiye filmlerinin çoğuna baktığınızda seri katil diye bir kavram vardır. Evet. Seri katil Amerika'dan gelmiş bir kavramdır. Türkiye'de böyle bir şey bulamazsınız.
Yani seri katil diye bir şey bulamazsınız. Öyle bir şey yok. Varsa da ama Amerika'da yok. Var. Ve onun üzerine hep polisiye filmler. Çünkü şiddeti kendileri besliyorlar. Sonra bu şiddeti önlemek için de polisiye önlemler alınabilmesi için de polisiye diziler veya dedektif filmlerle bu işi kotarıyorlar. Peki ben size şöyle bir şey sorayım. Yani aslında Batı'nın veya Amerikan kültürünün temelinde şiddet var. Amerikan tarihine bakın. İşgal, katliam ve kan vardır. Kızılderili katliam, Kızılderili. Amerika'nın tarihi kan üzerine kurulmuştur. Yani bir ülkeyi güzellikle almak veya fethi gibi bir kavram yoktur. Yok ederek, milleti yok ederek. Kızılderili katliam. Evet. Kızılderili katliam. Marlon Brando 2. Oscar ödülünü Kızılderili katliamı tarihini öğrendikten sonra reddetmiştir. Ve bunu da mikrofonlardan ilan etmiştir. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki az evvel çok güzel bir konuya geçtik. Katolik Selçuklu görmektense Osmanlı sarığını tercih ederim diyen bir Bizans. Ve şu anda Amerikan emperyalizmi veya Batı emperyalizminin bize enjekte etmeye çalıştığı bir diziler, bir yayınlar, bir medya, bir taarruz, bir evet. işgal taarruzu ve bunlara karşı direnenlerin yanında Türkiye'de zulüm 1453'te başladı diyen evet, diyebilecek evet. kadar açık ve net söyleyeyim kameraya da döne döne sütü bozuk bir nesil. Evet. İşte yine iş dayanıyor kültür meselesine. Az önce gösterdiğimiz kitaplar, kitapları okuyan veya işte şiddet dizilerini izleyen, dinsizlik aşılayan filmleri izleyen bir nesil gele 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 insan hakları, hümanist duygular ifadesiyle dediğiniz o tırnak içinde sütü bozuklara destek verecek hale geliyorlar. Tarihini öğrenmediği için. Çok kısa bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi televizyonda son zamanlarda müzik programları yani müzik yarışmaları. Evet. Ve ben bir şey dikkatimi çekiyor. Örneğin en son devamlı yapılan ve hayır çok da büyük reyting alan bir yarışma var. O Ses Türkiye diye. Evet. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekiyor. Oylamalarda veya jüri üyelerinin dönmesinde biri halk müziği söylediği zaman veya Türk sanat müziği söylediği zaman jürinin dönüp alkışlaması başka, yabancı söylendiği zaman alkışlaması başka. Yani öyle bir noktaya geldi ki Türk halk müziği, Türk sanat müziğini sanki yılda bir kere, ayda bir kere o arada böyle çok bulunmaz bir inci denizin dibinde gibi görür olduk. Bu bizi acıtmıyor mu şimdi? Acımıyor muyuz artık? Senede bir gün der evet. gibi değil mi? Evet. Şimdi geçen yarışmalarda dikkatimi çeken bir nokta vardı. Bir yarışmacı kahramanlık türküsü söylemişti. Kahramanlık türküsü söylediği zaman çok ilgi gördüm. Hatta jüri üyelerinden birisi, arkadaşı olan birisine şu ifadeyi kullandı. Dedi ki bu tür duyguları kullanmayalım. Eğer kullanırsak elbette birinci gelecek. Dolayısıyla biz kendi formatımıza dönelim. Nedir format o format? Evet. Popüler şarkılar. Yani Mehter Marşı'nı hatırlatmayacak. Türk halk müziği yani kahramanlık türküsü olmayacak. Normal türkü bile Türk yok sanat neredeyse. Musikisi olmayacak. O zaman işte istedikleri nesil bu. Popüler kültür olsun, rahatlık olsun, gevşeklik olsun. Bir takım manevi duygularda, inanç duygularda mümkün olduğu kadar rehavet olsun. Geriye ne kalıyor? Dolayısıyla ondan sonra ne oluyor? İşte o tırnak içinde ifade ettiğiniz insanlar, insan türü çıkıyor. İşte maalesef bebek katillerine destek çıkıyor. İşte önce algıyı burada bozuyorlar. Algıyı perdeliyorlar. Algıyı perdeledikten sonra işte inanç, kahramanlık bilmem ne deyince ya işte o noktalara girmeyelim. Girelim arkadaşım. Anladım. Benim özüm bu. Gerçeğim bu. Yani. Peki hocam son süremiz bitiyor. Son dakikalar. Evet. Her güzel sohbetin sonu olabilir. Yalnız ben size çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim rahmetli dedemin
eski müzik değil, böyle popüler müziği duyduğu zaman dedim bir gün bir konuşurken saçma sapan sözleri Karadeniz'de anlatan bir şey vardı. Geçme ahır altından, sığırım pisler seni. Yani orasını ben bitli olarak söylüyorum, evet. Ama yani bu tamamen özümüzden uzak bir şey benim hissettiğim. Evet. Toplumumuzun da sizin gibi büyük bir yüreklilikle teşekkür ediyorum. Sizin gibi çocuklarımıza, ailelerimize ömrünüzü evet. verdiniz. İnşallah sizin gibiler çok çok daha çoğalır. Çok teşekkür ediyorum. Bunu hissedebilir. Son sözlerinizi rica edeyim. Son sözlerimiz özümüze dönelim, tarihimize dönelim, kendimize dönelim ve çocuklarımızdan eğitimi başlatalım. Çizgi romanlarımızda, hikayelerimizde, masallarımızda, hatta çizgi filmlerimizde devlet bu noktada mümkün olduğu kadar projelere destek versin ve kendi öz çizgi filmlerimizi, animasyonlarımızı oluşturalım diyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hocam bunlar evet. nerede satılıyor? Her yerde var mı? Evet, Can Kardeş Yayınları'ndan çıkıyor. Her yerde bulabilirsiniz. Kitap.com'dan da temin etmek mümkün. Yeni Asya. Aylık mı haftalık mı? Cankardeş.com'dan temin edebilirsiniz. Aylık haftalık? Aylık. Ya. Albümler şeklinde her macera ayrı bir hikaye. Ya vallahi arkadaşlar 3 lira. Eğer çocuğunuz için 3 lirayı veremeyecek kadar bencil olmuşsak yazık bizlere. Bizden ayrılmayın. Biz her zaman burada sizin sesiniz, sizin gerçeklerinizi anlatmaya, sizin için içinizden değerlerle anlatmaya devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Gerçekten üşüdüm. Kelimeler titremeye başladı. Akit TV sizin için var. Akit TV'den ayrılmayın. Saygılar, sevgiler, teşekkürler.